Şimdi o Sidi'de hasta olduğunu ama bunun erkeğe zarar vermediğini söylemiş ya. Evet. Ben biraz araştırma yaptım. Vedat'ın sağlık geçmişiyle ilgili her şey orada. Ne anlatıyor peki bunlar? Vedat'ı benim kadar sen de iyi tanıyorsun. Hatta daha iyi tanıyorsun. Vedat kendine aşık bir adam. Böyle bir hastalığı olsa Vedat bir doktora gidip muayene olmaz mıydı? Olurdu. İlaçtı, tedaviydi. Böyle bir şeyler yapmaz mıydı? Ama görünen o ki hiç böyle bir şeye kalkışmamış. Öyle bir şey yok diyorsun yani. Ben demiyorum. Olanı söylüyorum. Yani diyelim ki nefesi önemsemedi. Ki bu da mümkün değil. Manyakça da olsa bir sevgisi vardı. Ama dedim ya, bunu da yok saysak kendisi için mutlak bir şey yapardı. Sen bunu nasıl ele geçirdin peki? Sigorta kayıtlarından. Bir de özel doktorunu bizim arkadaşlar biraz konuşturdu. Oradan aldım. Yalan değilsin yani. Karınla çocuğunla mutlu ol diyorum. Sen kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey duydun mu? Hayır, duymadım. Şimdi adamın biri fala büyüye çok inanırmış. Bir gün bir falcıya gidiyor. Falcı buna diyor ki sen 3 ay sonra öleceksin diye. Aa, adam buna bir inanıyor hakikaten de 3 ay sonra ölüyor. Kendini gerçekleştiren kehanet işte buna deniyor. Sen bir çocuğa bisiklet süremezsin de. Ama bunu her gün defaatle söyle. Bu çocuk bir daha asla bisiklet süremez. Olmuş olan için çok geç. Olacak için erken. Şimdi şu zamanda olmak lazım. Evlat. Sen gül ki nefes gülsün. Nefes gülsün ki torunum gülsün ha. Sen aradığında hastanedeydik. Nefes bayılmış. Eve bir girdim yerde buldum onu. Hastaneye gittik. Bir doktoru var, bir şey yok diye. Kan tahlilleri normal. Ama yine de sıkıntılı bir doğum olabilirmiş. E doktoru beğenmişsen başka bir doktora götür. Ben de yardım ederim dedim ama... Yok, nefesi daha fazla sıkmak istemiyorum. Zaten bu kadar telaşlı olmamdan dolayı biraz korkuyorum. Hem pimpirikli olduğumu düşünüyorum. Kim bilir, belki de öylesindir. Affedersin. Efendim abi. Oğlum Tahir, nereyesin lan? Ben kumluktayım ha, gel de konuşalım. Geleceğim abi. Ne oldu o mesele? Asiye'nin halı hal değil ha. Neyse sen gel de konuşur be. Tamam abi. Ben bunları aldım. Dursun sen de. Kontrol altında olacaksınız. Merak edecek bir şey yok. Sadece bilginiz olsun istedim. Bir de bana güvenmenizi istiyorum. Vedat'ın sağlık geçmişiyle ilgili her şey orada. Böyle bir hastalığı olsa Vedat bir doktora gidip muayene olmaz mıydı? Vesvese şeytanın kalbe girmesi için kullandığı maymuncuktur, biliyor musun? Kalbe girer oturur. Seni de canından bezdirir. Kapılmayacaksın. Tevekkülü elden bırakmayacaksın benim güzel oğlum.